Bilgisayarda oyun oynadınız mı? Ya da son dönemde cepten bir oyun indirdiniz mi? Kendiniz değilse bile mutlaka bir yakınınız, eşiniz, dostunuz ya da çocuğunuz oyun oynamıştır, oynuyordur. Siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Özellikle pandemide evde kalma süreleri de uzayınca adeta dijital oyunlar hayatımızın merkezine oturdu. Aslında biz eskiden oyun deyince çocukça saklambaç, yağ satarım, bal satarım bilirdik. Ama artık çocuklar oyunu sokakta değil, cepte ve bilgisayarda seviyor. Hatta bunu bir spor gibi ya ekran başında saatler geçirerek oynuyor ya da takım tutar ve maç izler gibi yine dijital ortamda şampiyonalarla takip ediyor. Hal böyle olunca da video oyun pazarı giderek büyüyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Öyle ki tam da pandemi döneminde bir Türk oyun firması Amerikalı bir şirkete 1,8 milyar dolara satıldı. Gelin bugün Türkiye'yi yabancıların gözdesi haline getiren video oyun pazarına ve yarattığı ekonomiye yakından bakalım. Bilgisayarda ya da telefonda oyun oynar mısınız? Şu anda oynayamıyorum. Neden, sevmiyor musun? Vakit yok aslında. Çalışma, iş hayatı doğal olarak vakit kalmıyor. Peki çocukken falan oynar mıydınız? Sega diye bir şey vardı eskiden. Atari'ler vardı. O zamanlar oynuyorduk. Video oyunu oynuyor musunuz? Oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Bu yeni çıkan bir oyun var. Onu oynuyoruz. Bir de biz arkadaşlar arası Counter falan kapışıyoruz. Öyle mi? Grup halinde mi oynuyorsunuz? Grup halinde oynuyoruz, aynen. Cep telefonundan mı oynuyorsunuz? Cep telefonunda oynuyoruz çoğunlukla. Günde kaç saat oynuyorsunuz? 3 saat. Peki kaç yaşındasınız? 23. Video oyunlarının ilk örnekleri için 1940'ların sonları ve 1950'lerin başlarına gitmek gerekiyor. O dönem daha çok bilgisayar bilimcilerin araştırmalarını desteklemek için tasarladığı böyle basit video oyunları ve simülasyonlar var aslında. Tabii bilgisayarlar ve ekran teknolojisi daha ilerlemediği için yapılan video oyunları bir oyundan çok sanki gelecek oyunların habercisi niteliğinde. Bu kimi zaman zıplayan bir top. Kimi zaman tenise benzetilebilecek bir oyun. İki kişinin karşılıklı oynayabildiği ilk oyunsa Space War, yani uzay savaşıydı. Video oyunlarının altın çağı 1980'lerden sonra başlıyor. Aslında 70'lerden itibaren sırasıyla Atari, jetonla çalışan makinelerin olduğu video oyun salonları, televizyona da bağlanabilen ve sürekli yeni nesli üretilen oyun konsolları hep hayatımızda oldu. PC, yani bilgisayar oyunları yıllardır özellikle Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük bir pazar payına sahip ve dijital dağıtım sayesinde de büyümeye devam ediyor. Ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesi, oyuna ilgi duymayan ya da video oyun ekipmanlarına para yatırmak istemeyenlerin dahi bu alana yönelmesini sağladı. Ve aslında dijital oyunlar popüler bir eğlence biçimi olarak daha geniş kitlelere cep telefonları sayesinde yayıldı. Oynamıyorum. Hiçbir zaman da ilk çıktığında da bu oyunlar hiçbir zaman ilgilenmemiştim açıkçası. Bilmiyorum. Benlik değil pek. Video oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani video oyunları oldukça oynuyorum ben aslında. Özellikle de PUBG oyununu oynuyorum. Onun dışında da poker, işte okey, tavla oyunları oynuyorum. Arada bir satranç. Bayağı bir vaktimi alıyor boş zamanlarımda. Ne zaman oynuyorsunuz genelde? Akşamları oynuyorum. Gündüzleri çalıştığım için boş vakitlerimde dizi izlemekten ziyade bunları oynamayı tercih ediyorum. Peki bağımlı olmaktan korkuyor musunuz? Ya aslında biraz bağımlılığımız var ya. Hemen hemen her gece oynuyoruz. 20 yıldan uzun bir süredir oyun sektörünün her alanında yer almış bir isimle birlikteyiz. Sinan Akkol, Sinan Bey aynı zamanda bir oyun firmasının kurucu ortağı ve bu alanda girişimcilere mentörlük yapan bir isim. Tarihsel olarak iş nasıl bu noktaya geldi? Oyun aslında insanın öğrenme yetisini kullandığı yegane araç. Çocukları takip ederseniz dünya ile ilgili her şeyi oynayarak, oyunla öğrenirler. Herhalde insanlığın olduğu, iki kişinin bir araya geldiği her yerde bir oyunlaştırma, bir oyuna dönüşme mevzusu olmuştur. Bunun dijitale dönüşmesi ise bilgisayarların çıktığı ilk tarihe kadar dayanıyor. 1950'lerde Princeton, MIT bilgisayar laboratuvarlarında profesörler ve asistanlar, o zamanlar tabii klavyeler yok, punch kart dediğimiz delikli kartlarla bilgisayarları programlarken
kendi aramızda bazı simülasyonları yapıyoruz. Ya bunu eğlence amaçlı kullanabilir miyiz acaba diye. Öyle başlıyor yani. Tabii tenis dedikleri ilk basic, basit versiyonlarını yapıyorlar. Esas patlama 1976, 77, 78'de oldu. Atari konsolu çıktı ve ilk önce publara Amerika'da, daha sonra evlere, daha sonra bütün dünyaya girmeye başladı. 1984'te bir sallandıktan sonra oyun sektörü, çünkü herkes oyun çıkartmaya, konsol çıkartmaya başladı ve öyle bir pazar olmadığı için çöküşe geçti. Daha sonra Japonya'dan gelen yeni konsollar sektörün ateşlenmesini sağladı. Türkiye'de yine Atari markasının girişiyle birlikte oyunculuk yavaş yavaş sızmaya başladı. Hemen akabinde Alman ve İngiliz markaları girdi. Commodore, Amstrad vesaire. Ondan sonra logaritmik olarak gelişti. Hem teknoloji gelişti, hem oyun oynayan insan sayısı gelişti. Normların dışında kalmış gençlerin ilgilendiği bir şeyken, özellikle cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte herkesin hayatında olan ve sürekli ilgilendiği bir kavram oldu. Çok mu karlı bir iş? Yani o yüzden bu kadar hızlı büyüyor. Çok karlı bir iş. Tutturabilirseniz, yani doğru fikri, doğru ekiple, doğru mühendislikle çıkartabilirseniz, evet, çok karlı bir iş. Oturduğu yerden bir inşaat mühendisliği yapamaz bir insan, ama bir bilgisayar mühendisi oturduğu yerden oyun sektörüne giriş yapıp para kazanmaya başlayabiliyor. Gerçekten çok enteresan. Dediğiniz gibi Peak Games çok önemli bir gösterge oldu. Yani yabancıların da gözünü Türkiye'ye çeviren bir olay oldu. 1,8 milyar dolara satıldı, evet. Tam da pandemi döneminde. Biz pandemide de çok evde kaldık. Oyunlarla daha mı fazla haşır neşir olduk, ne dersiniz? Dışarıda eğlenme ihtiyacını daha konservatif bir şekilde içeride, evin içinde veya oturduğu yerde eğlenmeye dönüştürmesiyle çok ilgili bu. Ya benim tahminim, oyun oynayan insan oranında %10-15 belki daha fazla bir artış oldu pandemi döneminde. Evet. Böyle bir dönüm noktası var mı? Yani şu icattan sonra bu iş artık durdurulamaz bir noktaya geldi diyebileceğim. Esas cep telefonları, akıllı telefonlar. Herkes mutlaka bunu almak zorundayım diyor. Yani herkes oyun konsolu almak zorunda hissetmiyor kendini. Herkes bir oyun bilgisayarı almak zorunda hissetmiyor, ama herkes bir akıllı telefon almak zorunda hissediyor kendini ve YouTube'dan bir şey izliyor veya ilgisini çeken bir haber sitesini okuyor. Arada oyun reklamlarına maruz kalıyor. Bir noktada ya bu neymiş diye merak edip tıklıyor ve oyun dünyasına adım atmış oluyor. Her tık oyun firmasına para mı kazandırıyor? İş modeline göre değişir. Bazı oyunlar pay to play modeli çalışırken, evet. Ama çoğu oyunlar, şu anda oyun sektörünün %80'inden fazlası free to play dediğimiz, oynaması bedava ama hani derler ya, bir ürün bedavaysa ürünsüzsünüzdür. Size reklam göstererek para kazanıyorlar. Bin tıkta Türkiye'de 10-15 cent gelir elde edilirken, yurt dışında 1-1,5 dolar Amerika'da, Kuzey Amerika'da gelir elde edilebiliyor şu anda. Fikir mi önemli, ekip mi? Fikir birdir. Doğru mühendisi bulursanız yanına sıfır koyarsınız. Doğru 3D artistleri, doğru game designer'ı bulduğunuzda o sıfırlar eklenerek gider. Biz mesela oyun üretiyoruz ama yayınlamıyoruz, biz yayıncımız var. Eğer doğru yayıncıyı bulamazsanız o sıfırlar aynen geriye doğru silinebilir. Bir de kalabiliyorsunuz, evet. Ama o birle başlıyor, evet, her şey. O yüzden fikir de çok çok önemli. Evet. Peki bu iş nereye evrilecek gelecekte? Bilmiyorum. Yani bu iş biraz insanların neyle ilgileneceğiyle ilgili. Hiç şu anda hesapta olmayan bir sosyal medya mecrası çıkar veya hiç hesapta olmayan bir donanım çıkar ve birdenbire o yepyeni bir oyun oynama alanı açar bizim önümüze. Türkiye ekonomisi için oyun sektörü ne ifade ediyor Sinan Bey? Türkiye ekonomisi için oyun sektörü müthiş bir açılım aslında. Şu ana kadar çok ufak bir potansiyelini kullandık. Yani Türkiye ekonomisine yılda 5 ila 10 milyar dolar kazandırabilecek bir potansiyeli var 5 sene içinde. Bir de çok az yatırım gerektiriyor. Çok az yatırım gerektiriyor. Sadece çok çalışma, pratik ve emek ve biraz da destek gerektiriyor. Dünyada ve Türkiye'de oyun ekonomisini rakamlarla konuşacağız. Dünyanın en büyük oyun firmalarından birinin Türkiye Genel Müdürü Erdinç İyikul'la birlikteyiz. Erdinç Bey, oyun ekonomisi dediğimiz ne kadarlık bir ekonomi? Şu an 156 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bugün Hollywood ve müzik sektörü bu rakamın altında kalıyor. Yani oyun sektörü tek başına neredeyse müzik ve sinema sektörünün toplamı kadar bir hacim yaratmış durumda. İnanılmaz. Bu tabii ki bahsettiğim sadece oyunlar. Bir de etrafında örülen bir dünya var. İşte e-sporudur, ticari ürünleridir. Yani tişört, kazak,
benzeri ürünler veya müzik albümleri vesaire bunlar dahil değil. Sadece oyun sektörü 156 milyar dolara ulaşmış durumda şu an. İnanılmaz bir büyüklükten söz ediyorsunuz. Peki Türkiye ne durumda? Türkiye'deki pazarın boyutu 500 milyon doların üstünde. Aslına bakarsanız hacmimize göre çok daha küçük bir pazara sahibiz. Hacimden kastım da oyuncu sayımız. Türkiye'de 30 milyondan fazla oyuncu olduğu varsayılıyor. Yaklaşık 10 ila 15 milyon aralığındaki sayısı gerçekten bizim oyunlarla çok ciddi zaman ve efor harcayan insanları oluşturmakta. Mesela bir e-spor var. Nedir bu tam olarak? İnsanlar hep bilmedikleri şeyleri farklılaştırıyorlar biliyorsunuz. Bu yıllardır da böyle. Aslında dijital dünyada oyun bir eğlence unsuru. Yani bugün nasıl kitap okuyorsanız, bir sinema filmine gidiyorsanız, bir müzik albümü dinliyorsanız, oyunda bunların hepsini bulabileceğiniz, size deneyim sunan bir eğlence unsuru. Tek kişi oynanan oyunlar var, beraber oynayabildiğimiz oyunlar var, rekabet edebildiğimiz oyunlar var. Ve bu modeller içerisinde de aslında rekabetin ön plana çıktığı oyunlar oluşturduğu bir e-spor ekosistemi de var. Zartok vurmaya devam ediyor. Arkada Kakao'yu kaybettik ama burada boss'u almayı başardık. Zartok burada esiri yapar mı? Onu yapma! Olmadı. Yapma. Bugün nasıl futbolda iki takım karşı karşıya gelip maçın sonunda 90 dakikanın sonunda maçı kazanmaya çalışıyorsa aynı şey e-sporda da geçerli. Dijital oyunların spor evreninde de geçerli diyelim. Dijital oyunların belli kurallar çerçevesinde profesyonel şekilde oynanması. Bugün zaten baktığınız zaman futbol profesyonel kurallarla beraber işte FIFA ve UEFA'nın denetiminde bir kalıba oturmuş durumda. Bizler de oyun şirketleri olarak kendi oyunlarımıza belli kurallar getirerek profesyonel bir yapı altında onları e-spora çevirmeye çalışıyoruz. Ve şu an ulaştığımız kitleler, rakamlar da izleyici açısından da doyurucu bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu iş nasıl bu kadar büyüyor? Çok mu karlı bir iş? Dijitale dokunan her şey 7/24 açık dükkanlar aslında. Yani her an herhangi bir ülkede güneş batmayacak şekilde oyuncular bulabiliyorsunuz oyunların içerisinde. Çünkü her ülkede belli saat dilimlerinde aktif oyuncular var. Bugün bir dükkanı kapatıyorsunuz ama bizim bütün ürünlerimiz, bütün oyun alanlarımız, bütün oyuncularımıza açık. Bu çok ciddi bir avantaj bu sektör için. Bugün bir sinema filmine gittiğiniz zaman 2 saatte o filmi izleyip bitiriyorsunuz. Bugün bir oyun bazen 10 yıllarca sürebiliyor League of Legends gibi. Biz sürekli oyunumuzu geliştiriyoruz. Bazen 30 saat, 40 saat, 50 saat süren müthiş hikayeler size sunuyor. O yüzden deneyim açısından yenilikçi olduğu için, insanları çeken çok fazla detay barındırdığı için çok büyüyen ve aslında insanlara da fırsatlar sunan karlı bir sektör kesinlikle. Bizim çocukken oynadığımız oyunlar artık tarihe mi karıştı Erdinç Bey, ne dersiniz? Artık çocuklarımız çünkü oyunu gerçekten cep telefonunun içinde, bilgisayarın içinde seviyor. Tarihe karıştı denebilir ama dijitalleşti de denebilir bunun yerine. Çünkü farklılaştılar. Hala sokaklarda oyun oynanıyor. Hala internet kafelerde insanlar sosyalleşiyor oyunlar etrafından. Bizim bir tane e-spor sahnemiz var. Bu sahnede biz 1000 kişiye ağırlıyorduk normalde COVID olmasa her hafta sonu maçlarımıza. Oyun oynayan çocukları mı izliyorlardı? Kesinlikle, yani o da bir sosyalleşme alanı. Orada da bir yetenek sergileniyor. O yeteneği izliyorsunuz. Sizden daha iyi oynayan insanların oyunlarından bir şeyler kapmaya çalışıyorsunuz. Ne zaman oyun işi konuşuyor olsak bir asosyalleşme, insanların hareket kabiliyetlerinin azalması gibi kaygılar ortaya çıkıyor. Bu artık bence yıkılması gereken de bir kalıp. Çünkü oyunlar dijital dünyanın bir parçası ve dijital dünya yaşıyor. İnsanlar birbirleriyle sosyalleşmek zorundalar ve oyunların çoğu da zaten takım oyunu. Takım oyuncusu olmak için de sosyal olmak lazım, iyi iletişim kurabilmek lazım. Oyunların birçok katkı sağladığı alan var hayatımıza ve bu değişimin bir parçası olmak, değişimi yadırgamak veya uzak kalmaktan bence çok daha değerli. Evet, şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek'teyiz. Burası Türkiye'de başarılı örneklerine rastladığımız girişim merkezlerinden biri. Hatta dünyada üniversiteye bağlı girişimcilik merkezleri arasında ilk 5'te yer alıyor. Tabii bu merkezler teknoloji alanında yatırım yapmak isteyenlerle projeleri olanların bir araya geldiği ve aslında bir sinerjinin yaratıldığı ve o sinerjinin sürekli kılındığı yerler. Burada en çok rağbet gören girişim alanlarından biri de oyun firmaları. Zira oyun artık sadece eğlenmek ya da vakit geçirmenin çok ötesine geçerek e-spor gibi yepyeni sektörlerin de doğuşuyla bugün milyonlarca insana dokunuyor. Gelin burada hangi yeni oyun girişimleri var birlikte bakalım. Oyuncu
oyuncunun fiziksel olarak oyuna dahil olmasını sağlayan bir ekipman üretmişsiniz. Nedir bu tam olarak? Hareket tanıma teknolojisi aslında. Sanal gerçeklik sistemleriyle, oyunlarla ya da simülasyon sistemleriyle eşlenerek sizin fiziksel olarak hareket ettiğinizde dijital dünyalarda da hareket etmenize imkan veren bir sistem. Giyilebilir bir teknoloji. Burada gördüğünüz gibi artık gözlük sistemleriyle oyunların, simülasyonların içerisine girebiliyorsunuz. Ya o gözlüğü siz üretmediniz değil mi? O zaten var. Aynen. Sanal gerçeklik. Aynen, o. Sanal ama gerçeklik. Bu dizine ve bileklerine bağladığı aletleri siz mi ürettiniz? Aynen öyle. Şu anda oyunun içindeki her hareketi aslında arkadaşımız sağlıyor. Gözünde birebir görüyor ve oyunun içerisinde şu an yaptıklarını, gördüklerini bize yapıyor. Her oyuna adapte edilebiliyor mu bu aletler? Evet. Eğer oyunun içerisinde hareket etmesine izin veriyorsa kullanıcının her oyuna tak çalıştır kullanabiliyorsunuz. Ne kadar bunun fiyatı? $250. $250. Tabii yurt dışına gönderiyorsunuz. Tabii. Her şey dolar üzerinden tabii, değil mi? Tabii. Bunlar satılmaya başlandı mı? Piyasada mı? Başlandı. 2019 yılında geçtiğimiz yıl global bir lansman yaptık. Çıktığımız gibi de 1 milyon liralık bir ön sipariş topladık. Öyle mi? Şu dünyaya an satıyorsunuz şu aynen, anda. Nerelere gönderiyorsunuz? Şu an 43 ülkeye gönderiyoruz. Rusya'dan Şili'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya, Güney Kore'ye, Kanada'ya, aklınıza neresi gelirse. Kimler alıyor? Gençler mi alıyor daha çok? Evet, 25 ila 44 yaş grubunda yaşadığı deneyimi daha gerçekçi hale getirmek isteyen herkes aslında walkover'ı talep ediyor. Tamamen Türkiye'de mi üretildi bu alet? %90 oranında Türkiye'de. Şu anda arkadaşımız böyle bir bahçenin içinde yürüyor oyunun aynen. içinde. Oyunun içinde hissediyor kendini aynen. şu anda herhalde. Şu anda bir bilmece oyunu aslında. Sanal öyle gerçeklik mi? İçerisinde bir bilmeceyi çözmeye çalışıyor. Aslında eğitim alanında da kullanıldığı tarafları tabii var ama işin içinde oyun olunca hem çok zevkli hem de biz anne baba olarak çocuğumuzun çok fazla bunu kullanmasını istemiyoruz. Dünyadan kopacak gibi hissediyoruz. Doğru ama aslında normal oyun sistemlerine göre fiziksel olarak deneyimlemeniz oyunu yani oyuncu açısından da çok daha sağlıklı aslında. Yani zaten oyunu oynuyor, en azından hareket ediyor diyorsunuz. Aynen öyle. Özellikle son dönemde siz de biliyorsunuz zaten çok güzel haberler geliyor oyun dünyasından. Dolayısıyla ben özellikle Avrupa bölgesinde Türkiye'nin önünün inanılmaz açık olduğunu düşünüyorum. Games'in satıldığını biliyoruz. Yine Rolik Games benzer bir şekilde yatırımlar aldı. Biz de bu sene 25 milyon TL'lik bir yatırım turundaydık. Çok güzel, globale ve satılabilecek ürünler çıkartıyoruz, çıkartacağız da. Siz para kazanmaya başladınız mı? Tabii ki, tabii ki. Siz kaç kişilik bir ekip bunu biz yaptınız? 10 kişiyiz. Şu anda 10 kişilik 10 ekibiz. Kişi böyle bir ekipmanı yapabildi yani aslında. Evet, evet. Yani çok aynen. kalabalık gruplara da gerek yok o zaman. Yok, yok tabii ki. Binlerce, on binlerce kişinin çalıştığı girişimler olmuyor. Daha çok işte 10 kişi, 20 kişi, 15 kişilik ekiplerle harika ve globalde satılabilecek ürünler çıkıyor. Oyun teknolojilerinde de bu aynı. Geçmiş olsun. Bitti herhalde oyun. Evet, bitti. Teşekkürler. Nasıl? Bayağı yoruldunuz, terlediniz. Evet, heyecan vericiydi benim için. Zevkli mi peki? Nasıl? Aşırı zevkli. Öyle hani mi? Oyunun içinde kendinizi tüm hareket halinde görmeniz ve kontrolün tamamen sizde olması bayağı heyecan verici. Ve oyunu çok fazla değiştiriyor. Aha. Siz normalde sever misiniz bilgisayar oyunlarını? Çok fazla aram yoktu ama VR sayesinde sevmeye başladım. Ferhat, sizin oyun kaç yıldır var? Hangi aşamada şu anda? Biz aslında çok erken aşamadayız. Oyun üzerinde yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Diğer başka firmalara işler yapıyorduk. Bir yerden sonra aklımızda kendimizin tutku duyacağı bir proje gerçekleşti. Bu projede görmüş olduğunuz keçi zaten. Sonra işlerimizden ayrıldık. Hep beraber bir start verdik ve 6 ay gibi bir sürede oyunumuz ortaya çıktı. Kaç kişisiniz Ferhat? Şu an 7 kişiyiz. Bunun içinde çok yetenekli 2 yazılımcı arkadaş. 2 tane de grafikle uğraşan arkadaş, 2 tane de ses mühendisi arkadaşımız var. Şu anda oyun canlıda mı, deneme aşamasında mı? Denemeden sonra çok güzel geri bildirimler aldık ve canlıdayız şu an. Store'larda, Apple Store'da ve Google Play'de oyunumuza erişebilir. Peki diğer bilgisayar oyunlarından ne farkı var? Aslında bu bir mobil oyun. Telefonda dikey bir şekilde oynanabilmek için tasarlandı. Popüler multiplayer oyunlarda bunun yatay olmaya zorluyorlar. Biz bunu çözdük. Biz bunu dikey bir şekilde kullanıp oyun deneyiminden feragat etmemeyi başardık. Tek elle oynanabiliyor mu? Aynen öyle. Hedefiniz ne peki? Hayaliniz ne? Yani bu işin nereye varmasını istiyorsunuz? İTÜ'ye başvurduk. Ondan sonra kabul aldık. Ondan sonra artık girişimcilik eğitimlerimiz devam etmeye başladı. Yatırım alma süreçlerine geldik. Görüştüğümüz yatırımcılar var. Buradan alacağımız yatırımlarla biz ekibimizi büyütmek istiyoruz. Ondan sonra çok yakında Brezilya'da bir test yapmayı planlıyoruz. Brezilya'ya büyük bir test bütçesiyle girip orada bir test yapacağız. Oradan edindiğimiz bilgilerle, kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerle oyunumuzu daha da geliştirip Amerika ve globale çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda para kazanmaya başladınız mı? Aslında çok tatlı tatlı ödemeler gelmeye başladı. Öyle mi? Bunlar da bizi çok mutlu ediyor.
oyun girişimleri İTÜ Çekirdek tarafından destekleniyor. Game Tech programı da aslında bunun için programlanmış. Biz İTÜ Arı Teknokent Direktörü Arzu Er Yılmaz'la birlikteyiz. Arzu Hanım, oyunun kuralları değişiyor. Gelin oyunun kurallarını siz belirleyin diye girişimcileri buraya davet ediyorsunuz. İlgi nasıl? İlgi çok yoğun. Şu anda sadece İTÜ Çekirdek'te oyun kategorisine 2 ayda 200'den fazla başvuru aldık. Bu başvurulardan da 40 tanesini içeriye kabul ettik. Video oyun kategorisi açmak nereden aklınıza geldi? Tamamen teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek için kurulmuş bir kuluçka merkezi burası. Yılda 10.000'in üzerinde başvuru oluyor artık. Eğitiminden tutun 300 kişilik mentor havuzumuza kadar, prototiplerinin üretilmesine kadar her konuda destek oluyoruz. Her sektöre açık bir kuluçka merkezi olmasına rağmen özellikle bazı dikeylerde özel farkındalık yaratmayı amaçlıyor ve bununla da ilgili çağrılar gerçekleştiriyoruz. İşte bu noktada oyun teknolojileriyle ilgili teknolojiyle üretelim platformunun desteğiyle beraber hadi beraber oyun teknolojilerine odaklanalım dedik. Ağustos ayında bunun duyurusunu yaptık. Bu iş nereye gidiyor Türkiye'de? Teknolojiyi üreten ülkeler, kendisi üretebilenler ve geliştirebilenler rekabette üstünlük sağlıyorlar. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada teknoloji ve teknoloji girişimciliği paha biçilmez bir değere kavuşmuş durumda. Bundan sonra da oyun teknolojileri alanında İTÜ Arı Teknokent'te ciddi bir hub olacak. Oyun teknolojileriyle ilgili hem girişimcileri davet ediyorum, gelin burada hep beraber sinerjiyle beraber büyüyelim ve sizlere de destek olalım. Ama aynı zamanda oyun teknolojilerinin kurumlarına destek olmaya bu girişimcilere onlara da özel olarak davette bulunuyorum. Çağının başlamasıyla video oyunlarının tahtı iyice sağlamlaştı. Veri aktarımının hızlanmasıyla birlikte ise özellikle son 10 yılda popülerliği akıl almaz boyutlara ulaşan bir fenomen yaşanıyor: e-spor. Bilgisayar başında video oyunu oynayanlar hünerlerini gösterirken spor salonlarında binlerce destekçi buluşarak aynen futbol maçı izler gibi onları izliyor. Online olarak milyonların izlediği bir mücadele yaşanıyor. Oyunun şampiyonları dünyada fanlarıyla, kazançlarıyla, takipçileriyle, sevenleriyle bir rock yıldızı muamelesi görüyor. Hatta kimi oyuncular daha reşit olmadan milyon dolarları bulan kazançlar elde ediyor. Gelin şimdi kendisi de bir e-sporcu olan Ege Arseven'le buluşalım. E-sporu ondan dinleyelim. Ege, hoş geldin yayınımıza. Aslında seninle böyle Zoom'da, bilgisayar ortamında buluşuyoruz. Herhalde başka türlü de buluşamazdık, değil mi? Hep ekran başındasın. Evet, genellikle öyle oluyor. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kaç saatin ekran başında geçiyor Ege? Günümün 3'te 2'si desek herhalde yanlış olmaz. Öyle söyleyeyim. Çoğunluğu ekran başında. Sen evet. Gamer mısın? Gamer ne demek? Gamer'ım, yani gamer'dan çok yayıncı ve e-spor oyuncusuyum. Yani böyle profesyonel oyuncusun. Yani aynı futbolcu, basketbolcu gibi, öyle mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Sözleşmem var. Kendi kulübümde oynuyorum, e-spor kulübünde. Yani nasıl bir futbol, basketbol oyuncusu gerekilenleri yerine getirmesi gerekiyorsa ben de aynı şekilde hem yayın tarafıyla biraz daha eğlence kısmı hem de e-spor profesyonel oyunculuk tarafında rekabet ediyorum. Valla Ege, bu dünya bize çok uzak. Bize bir anlat, ne oluyor orada tam olarak? Sen kimlerle oynuyorsun? Hangi takımda oynuyorsun? Oynadığın bir bilgisayar oyunu mu aslında? FIFA oyun serisi var. Aynı gerçek hayatta nasıl işte Neymar olsun, Van Dijk olsun, işte Cristiano Ronaldo, Messi'ler. Bunları biz kendi takımımıza katıyoruz ve dünyanın bütün ülkelerinden diğer e-spor oyuncularıyla mücadele ediyoruz. Yani bu sadece e-spor kısmı, bir de tamamıyla ayrı olan yayın kısmı var. Kısacası işim bu diyebilirim. Tamamen bir kanalın var, takipçilerin var herhalde. Evet, tabii ki NTV kadar büyük olmasa da aslında benim de kendi NTV'm var diyebiliriz. Twitch üzerinden Ege Arseven. Ben oyun oynarken insanlar da benim oyun oynamamı geliyorlar, izliyorlar. Onlarla interaktif bir şekilde canlı yayın, sohbet olduğu için işte soruları oluyor, bir belirli bir konu üzerine, bazen futbol oluyor, bazen çok başka şeylere değiniyoruz. Böyle hem 35 yaşında, 40 yaşında abilerim oluyor, hem 10-12 yaşında kardeşlerim oluyor. Yaşa bakmadan aynı konu üzerine yoğunlaşıp birlikte sohbet edebiliyorsunuz. Bu da şüphesiz çok güzel bir şey. Ege, kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun?
Kasım ayında 3 sene olacak. Kaç takipçin var? Para kazanabiliyor musun? Twitch platform üzerinde 50 bin takipçim var. Twitter'da da bir 12 bin takipçi söz konusu. Kendi paramı evet kazanabiliyorum. Benim hatta bütün gelir kaynağım bu. Öyle mi? Hatta yaklaşık 2 ay önce de ilk defa kendi evime çıktım. Bütün geçimimi bu yaptığım iş üzerinden, yayıncılık ve e-sporculuk üzerinden kazanıyorum. Bunu kendi takımından mı alıyorsun? Kendi takımımla olan ayrı bir sözleşmem var. Bu sözleşme aylık üzerinden işte. Yani normal bir sporcunun sözleşmesi nasıl olabiliyorsa biraz daha değişik figürlerde öyle bir sözleşme var. Bir de ayrıyeten kendi yayın yaptığım platformdan hem YouTube üzerinden hem işte bu platformumuzun adı Twitch. Twitch üzerinden belirli bir gelirim oluyor. Peki böyle gerçekten yetenekli, çok takipçisi olan, iyi bir takımla anlaşmış olan e-sporcular dünyada ne kadar paralar kazanıyorlar? Yani çok para kazanıyorlar. Geçen senenin dünya şampiyonu senede büyük ihtimalle en az $500,000 kazanmıştır. Bu sadece FIFA üzerinde de değil. FIFA değil işte başka biliyorsunuzdur League of Legends olsun, diğer oyunlar olsun. Yani dünyada inanılmaz bir para söz konusu. Koltuğun dikkatimi çekiyor. Böyle özellikli bir koltuk. Bayağı rahat gözüküyor. Çok da özelliği olan bir koltuk gibi gözüküyor. Şöyle bir dönüp bize gösterir misin o koltuğu? Böyle bir dönüp tabii ki göstereyim şöyle. Yani oyuncu koltuğu dediğimiz klasik. Yani çok uzun saatler başında geçirdiğimiz için hani oturma hani duruş bozukluğu olmaması açısından bu koltuk gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Hatta size bile tavsiye ederim yani sırf oyuncu koltuğu demeyelim. Hani siz de saatlerce oturuyorsunuz ekran başında. Herkes alabilir. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunlar herhalde evet, kesinlikle. Sponsorlarından geliyor değil mi? Sen bunlara para vermiyorsun. Evet, genellikle aldığım ekipmanlar çoğu şey sponsorlar yoluyla bu şekilde hallediliyor. Burada önemli olan şey yetenek mi? E-spor anlamında yetenek, yani bir sporcu nasıl hayatını hani o spora adıyorsa burada da birazcık hani uzun saatler, tabii ki çok sağlıksız olmayacak bir şekilde, günün 24 saatin 20'si bilgisayar başında değil, belirli özellikle üst düzeylerde antrenman programları çıkartılıp işte ona göre hareket edip sağlıklı beslenmeye, diyete, spora, uykuya ki bunlar hani bilgisayar başında oyun oynuyoruz evet ama aslında hayatın geri kalan bu spor dediğim işte beslenme dediğim alanları da bütün bilgisayar üzerindeki performansınızı etkiliyor. Ege ailen ne diyor bu işe? Benim zaten oyun aşkım babamdan geliyor. Çok küçük yaşta babamla işte bilgisayar oyunları, o zaman bir PlayStation 1'imiz vardı. Onunla birlikte oynuyorduk. Ben sürekli onu yeneceğim, onu yeneceğim diye FIFA oynarken babamla bir rekabet içerisine giriyordum. Kaybetmeyi de hiç sevmiyordum. Oradan başlayan bir şey aslında. Ailen annemle babam sağ olsunlar çok destekliyorlar beni her konuda yani. Ya onlar olmasaydı kesinlikle istediğim şeyleri yapamazdım. Ama sen de bunu bir iş gibi görüp aslında çok da bağımlı olup kendini aşırı kaptırmadan belli sınırlar çerçevesinde yapabildiğin kesinlikle için herhalde o desteği gördün. Şimdi birçok aslında genç bir şekilde bağımlı olmuş da durumda. Bir ekran bağımlılığı var. Ne diyorsun bu konuda? Sabah 10'da kalktığınız zaman gidip akşam yatana kadar, gece 11'lere kadar bilgisayar başında kalıyorsanız bu gerçekten sağlıksız. Hani o sosyal dengeyi de iyi yakalamak gerekiyor. Dışarı çıkarsın, sağlıklı beslenmek, sporuna dikkat etmek. Yani bu sadece bu dünyaya kendini kaptırdığın zaman çünkü bunun geri dönüş yolu gerçekten çok zor oluyor. Yemek yemeyi unutabiliyorsunuz, sürekli böyle çabuk yiyebilecek, hiç oyundan ayrılmayayım diye abur cuburlara birazcık daha çok eğilim oluyor. Sen gece gündüz hangi zamanda yaşıyorsun daha çok? Gündüzü dinlenmek için kullanıyorum. Eskiden bilgisayardan oynuyordum oyun, Counter Strike oynuyorduk. Arkadaşlarımızla beraber hep giriyorduk eskiden, üniversite sınavından önce sabahlara kadar oynuyorduk. Ama sınavdan sonra çok oynamamaya başladık. Dersler falan ağırlaşınca şu an hiçbirimiz oynamıyoruz düzenli olarak. Kaç yaşındasın? Şu an 20 yaşındayım. Türkiye'de video oyunu oynayan kişi sayısı 32 milyon olarak hesaplanıyor. Bu nüfusun %40'ı demek. Araştırmalar Türkiye'de mobil oyun oynayanların %35'inin 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkin grup olduğunu gösteriyor. Oyun oynayanların neredeyse %30'u da 35-44 yaş arasında. Aslında biz hep çocukların ve daha çok gençlerin bu tarz dijital oyunlara meraklı olduğunu düşünürken oyun oynayanların yalnızca %20'si 18-24 yaş aralığında. Veriler de sonuçları da bir hayli ilginç aslında. Yani sanıldığı gibi daha çok gençler değil, anlaşılan yetişkinler ve büyükler de ekran başından kalkamıyor ve bu dijital oyunlara bir hayli meraklı. Bu kadar
video oyunlarını konuşup bağımlılık tarafını konuşmamak olmaz. Biz anne babaların en büyük korkusu çocuğun video oyunlarına bağımlı olur mu, ekrana bağımlı olur mu? Ama aslında görüyoruz ki yetişkinler de bu işi çok seviyor ve onlar için de aynı risk söz konusu. Peki nasıl bir yol izlenmeli? Hemen soralım uzman klinik psikolog Yasemin Meriç ile birlikteyiz. Yasemin Hanım ne dersiniz? Hem çocuklar hem yetişkinler, yani hepimizi içine alan böyle bir sarmal gibi, bir yandan çok da zevkli. Ne diyorsunuz bu konuda? Dediğiniz gibi sadece çocukları değil, yetişkinleri de aslında kendi dünyasına çekiyor. Oyunların kurgulanışı insan psikolojisinin aslında hassas olduğu noktalara da daha profesyonel bir şekilde dokunduğu için, gündelik hayatımızın içeriği çok daha fazla stres dolduğu için, bizim o stresi boşaltmak, kafamızı boşaltmak, dikkatimizi başka bir yöne çevirmek için duyduğumuz ihtiyaç da arttığı için, tüm bunlar bir araya gelince hem çocuklar hem de yetişkinler için oyunlar çok daha vazgeçilmez hale geliyor. Ama oyun ve ekran bağımlılığı aslında ciddi bir risk taşıyor bugün birçoğumuz açısından. Daha masum mu bağımlılık mı? Yani böyle 21. yüzyıl hastalığı falan da diyorlar ama. Yani bağımlılıktan bahsediyorsak eğer, masum bir şey diyebilmek çok kolay değil. Bir şeye bağımlılık diyebilmek için bazı kriterlerin olması gerekiyor. Bir kişi sadece oyun oynamayı çok seviyorsa o kişiye sen oyun bağımlısın diyemeyiz. Acaba hayatının merkezinde mi oyunlar? Yani yaşamsal başka şeyleri ikinci plana atıp oyunu birinci plana çekmek istiyor mu? Mesela oyun oynarken yemek yemeyi unutuyor mu? Ya da güne başladığı zaman, sabah gözlerini açtığı zaman güne ilk aklına gelen şey aslında oyun mu? Tüm bunlar bize evet biraz bağımlılık geliyor olabilir sinyallerini veriyor. O zaman zaten endişelenmeye başlayalım. Evet, endişelenmeye ve dikkat etmeye başlamak lazım. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de oyun bağımlılığını artık klinik bir teşhis olarak koydu. Tüm bağımlılıklarda zaten beynin etkilendiği, daha etkin olduğu bir bölüm var. Ve bu da bize hep şunu söylüyor, daha fazlasını yap. İşte bu noktadaysak eğer artık bağımlılıktan bahsedebiliriz ve artık müdahale etmek gerekli diyebiliriz. Peki o farkındalığı çocuğa nasıl kazandıracağız? Oyun bağımlılığı nasıl tedavi edilir? Oyunun hayatındaki hangi duyguların yerine geçtiğini de anlamamız lazım. Kimisi başa çıkamadığı heyecanlarını aslında oyunda yaşıyor ve boşaltıyor. Kimisi depresyonunu oyunda kendi kendine unutmaya çalışıyor. Kimisi anksiyeteleriyle başa çıkıyor. Kimisi yalnızlığıyla başa çıkıyor. Kimisi kendine güvensizliğini oyun esnasında bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kimin sosyalleşme ihtiyacını? Hayatına başka şeyler de katabilmek lazım. Genelde bu oyun bağımlılığından konuşurken herkes hep biz eskiden sokakta oynardık gibi anılarından bahsediyor. Ama şu anda çok gerçekliği olan bir şey değil bu birçok kişi için ve çocuk için. O yüzden günümüz gerçeklerini fark ederek etkileşimi çoğaltacak bir takım faaliyetleri çocuğun hayatına koymamız lazım. Burada tabii ki ön plana sanat ve spor geliyor. Oyun oynayan herkes bağımlı değildir ve oyun oynamak kötü değildir. Yeter ki yaşamsal fonksiyonu ikinci plana atmasın, yeter ki duyguları kapatmasın, yeter ki etkileşimi sıfıra indirmesin çocuğun hayatında. Evet, izlediniz. Oyun artık bizim eskiden bildiğimiz oyunlardan çok farklı, çok çeşitli ve dijital. Hal böyle olunca her şey dijitalleşir ve bu pazar büyürken bizleri de küçük büyük fark etmiyor, etkisi altına alıyor. Gelin yabancı yatırımcının da gözünü çevirmesine yol açan, büyüyen ve gözde olan Türkiye dijital oyun pazarını biz de yakından izleyelim. Ekonomik olarak büyümesini, genç girişimcilerin buradan dünyaya açılmasını destekleyelim ve bu alanda dünyanın gerisinde kalmayıp öncüde olalım. Ama bir yandan da kişisel olarak dikkat edelim. Bugün dünyanın en büyük oyun pazarı Çin bile internet ve oyun bağımlılığı için zaman sınırlaması üzerinde dururken biz de kendi fiziksel ve zihinsel sağlığımızı koruyalım. Pandemide artan ekran sürelerinin hayatımızı kontrol etmesine izin vermeyelim.